Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kakaolu çilekli rulo pasta tarifi. Tarifimin malzeme listesinde 4 adet yumurta var. 3-4 yemek kaşığı kadar ılık su var. Ilık suyu da ilave ettikten sonra bu malzemelerimi mikserle kar gibi olana kadar, köpürene kadar çırpıyorum. Tabii içinde yumurta sarısı olduğu için o kadar çok kar gibi olmuyor ama çok böyle köpük köpük oluyor. 3-4 dakika çırpıyorum. Daha sonra bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Şeker eriyene kadar çırptıktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik unu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Malzeme listemde 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu var. Tarifimi yaparken bu tarifle ilgili püf noktalarını da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk yapacağınız zaman biraz bu tarif size zor gelebilir. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları da boşluk bulduğum aralarda sizlerle paylaşacağım. Tüm bu malzemelerimi ilave ettikten sonra güzelce karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime döküyorum. Tepsim dikdörtgen bir tepsi. 30 santime 35 santim gibi bir boyutu var. Küçük bir püf noktasına bahsetmek istiyorum burada. Kağıdın kenarlarında içeriye doğru kestim. Köşelerde düzgün çıksın diye pastamız, onun da bilgisini vermek istiyorum. Yağlı kağıdın kenarları kırış kırış olmasın. Çünkü pastayı söktüğümüzde düzgün görünüyor o zaman. Hemen malzeme listemi aktarmaya devam ediyorum. Malzeme listemde 250 gram çilek, 1 kutu krem şanti var. 2 tane poşet çıkıyor içinden. 2 poşeti de buraya ilave ettim. 250 gram çileğin 200 gramını içine 1 çay bardağı su koyarak blenderdan geçirdim. Bununla beraber krem şantimi köpürtüyorum. Bu arada da pastam fırından çıktı. 170 derecede sadece 10 dakika pişirdim. Daha sonra kürdanla kontrol ettim. İçinde hamur kalmadığını gördüğümde fırından çıkardım pastamı. Şimdi burada kekimiz soğumadan kağıdından sökmemiz gerekiyor. Kağıdından sökerken de dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş. Çünkü ince bir kekimiz var. Kağıda yapışıp da sökülmesini istiyoruz. Bu arada bunu bir bezin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Eğer sıcak keki doğrudan masanın üzerine çıkarırsanız masaya yapışabilir, parçalanabilir kekiniz, bilginiz olsun. Böyle bir bezin üzerine çıkararak hala sıcakken ters çevirip henüz kullanılmamış yeni bir yağlı kağıtla bunu kıvıralım. Fırına koyduğumuz, tepsiye serdiğimiz yağlı kağıtla kıvırdığımız zaman kekimiz kırılabilir, bilginiz olsun. Çünkü o yağlı kağıda kek yapışmış olduğu için biz onu kıvırırken biraz geriliyor. Gerilince de kırılabiliyor kek. Kekin kırılmaması için hamurunun da katı olmaması gerekiyor. Bu püf noktası çok önemli. Bunu da hemen şöyle küçük bir fırsat bulmuşken söyleyeyim. Krep kıvamında bir kek hamurumuz olacak. İçine yağ, süt, yoğurt hiçbir şey koymuyoruz. Krep kıvamında olmuş oluyor bu sayede. Kolayca katlanabiliyor. Aksi takdirde içine süt, yoğurt, yağ bir şeyler koyarsanız kekiniz kırılabilir. Şu anda katlarken görüyorsunuz ne kadar güzel rulo oluyor hiç kırılmadan. Eğer içine farklı şeyler koyarsanız süt, yağ gibi kırılmasına sebep olabilir. Katı olursa da kırılmasına sebep olabilir. Ölçülere birebir uyalım. Bu arada kaçırmak istemiyorum. Hemen bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Kekimizi dikkatli bir şekilde rulo yaptık. Rulo yaptıktan sonra 1 saat buzlukta beklettik. Çok fazla buzlukta bekletmiyoruz. Çok sert olmasın. Sadece krem şanti katılaşacak kadar, pasta katılaşacak kadar beklettim. Buzluk kısmında bekletiyorum 1 saat. Eğer normal buzdolabının alt kısmında bekletecekseniz 2-3 saat bekletmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şöyle öncelikle kenarlarındaki şu fazla çıkıntıları kesiyorum. Kekimi düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi içinde çok güzel pembe çilekli bir krem şanti, üzerinde kakaolu pasta var. Onun da üzerine çikolata sosu döküyorum. Çikolata sosu nasıl yapılır diye sizin için bir video yaptım. Mutfakta kullandığım çikolata sosumu, bu o sos. Onu da yukarıya linkini koyuyorum. Bu sos nasıl yapılır diye merak ediyorsanız eğer yukarıdan linkten ona bakabilirsiniz. Hazır çikolata sosunuz varsa bu aşamada onu da kullanabilirsiniz. 250 gram çilekten 200 gramını krem şanti için kullanmıştık. Geriye kalan 50 gramını şöyle 5 tane çizik atarak yelpaze şekli veriyorum çileklerime. Onları da pastanın üzerine diziyorum. Böylelikle pastam servise hazır hale gelecek. Bu küçük püf noktalarına dikkat ettiğinizde çok güzel bir şekilde ilk yapmanıza rağmen kolayca rulo pasta yapabileceksiniz. Malzemelere sadık kalmanız önemli. Bu küçük püf noktalarına sadık kalmanız önemli. Yağlı kağıdın kenarlarına, o köşelerine birer çentik attığınızda içine doğru kıvrılmıyor. Dolayısıyla kenarlarında fazla kek birikmiyor. Her yeri eşit bir şekilde, kalınlığı eşit oluyor. Bunlar önemli oluyor kekimizi yaparken. Sormak istediğiniz başka sorular olursa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlı cevaplıyor olacağım. Artık benim kekim servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerimle ilgili bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Tariflerimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.